Ben o sorular yiyip bir OSM videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, kanalımızın biliyorsunuz içeriğini arttırıyorum. Gerek PUBG videolar olsun gerek gerçek real hayattaki spor. Son paylaştığım videoyu görürseniz, incelerseniz, like atarsınız, yorum yaparsanız trende düşer ve daha fazla insanlara kavuşup da kanalımız daha da hızlı şekilde gelişir. Bu da sizleri sayesinde olur arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Gayet de güzel. Hem orada uydurma haberler de yok. Gerçek real yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray ve Trabzonspor'un dört büyüklerin transfer listesi, transfer edeceği ve iki ilişkilerde bulunduğu tüm oyuncular var orada. Bakalım kim alacak, hangi oyuncular gerçek olacak. Güzel oyuncular var. Dünya yıldızları evet bu sene gelecek lige. Bakalım hangileri ülke ligine katılacak. İnşallah sizlerin de desteklerini bekliyorum. Videolar da hoşunuza gidiyordur. Bayağı attığımda güzel izlenmeler falan oldu. Tepkiler iyiydi. İnşallah trendlere düşüp de biz de hak ettiğimiz bu YouTube içeriğinde yerimizi alırız arkadaşlar. Bu da tabii ki sizlerin desteği sayesinde oluyor. Destek zaten olmazsa siz izlemezsiniz. Öbürü izlemezse ben burada boş boşuna video çekmiş olurum. İşte bir şey yaramaz. Bu OSM için de öyle. Yani sizden büyük kimse yok. Emin olun. Yani bazı YouTuberlar tabii trilyoner oluyor bilmem ne ama köşeye dönüp de kafayı kullananları görüyor. Ama buraya ihtiyacı olanlar çok fazla. Siz izlemezseniz, öbürler izlemezse emin olun YouTube onu trendlerden alıp ve bitiriyor direkt. O yüzden biz trendlerde kalmaya OSM'de devam ediyoruz. İnşallah futbolda da öyle olacağız. Bu da sizlerin sayesinde dediğim gibi like atarsanız sevinirim. Evet size bugün Haziran 4-3-3 özel taktik anlatacağım arkadaşlar. Çok ihtiyaç varmış. Kardeşlerimiz yazmış. Aslında bunu Temmuz'da ayarlamıştım. Gayet de güzel. Verimi de yüksek. Ben verim olarak bayağı da beğeniyorum. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Oyun saçmalıyor. Verdiğim taktikle bazen alakası olmuyor bu işin. Kırmızı kart yiyorsun, sakatlanıyorsun. Yani bak şurada göstereyim. İnanın ben adama tek kare oynayacağım neredeyse. Nerede o? Savaş. Aa, bak burada. Bak geldik burada tak. 2-1 yenildim. Bu hesap mıydı? Pardon bu normal yenilmişim. Özür dilerim. Benim değil o zaman. Ender'in olabilir. Evet Ender'in hesabı olabilir. O hesapta kırmızı kart da şey vardı. Dur bakalım merak ettim. Özür dilerim. Çünkü bir tanesinde sıkıntı var. Kendi savaşım zannettim ama Ender'in kimmiş? Böyle geldik. Geçtik burayı. Aynen bu savaş. Bak. Şimdi Hons'a bak. Dirsek kirişi kırtılmasından gitmiş. Fernando defansif orta saha gitmiş. Zaten ben 4-3-3 oynuyorum. Adamlar bitti. İşte Hons'a ve Fernando'yu uçurdu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bak Kanso en iyi stoperlerinden biri. Zaten o gittikten sonra bir de kırmızı kart olayı bitti takım. Yani bazen ne kadar iyi taktik yaparsanız yapın, ne kadar mükemmel insan olursanız olun, bu oyun sizi bir saniyede tepe taklak ettiriyor ve hiçbir zevk alamıyorsunuz maalesef. Ama yine de biz bu oyunu sevenler olarak YouTube abonelerimin ihtiyacı olduğu için ben bu oyunu oynamak zorundayım. İnanın bak net söylüyorum. Yemin ederim ki bak çok net söylüyorum. Kalben söylüyorum. Siz eğer yani bu kadar OSM kanalı olarak kalmasaydım eğer %90 kanalımın içeriği bu. Eğer olmasaydı emin olun ki bu oyunu silerdim. 30 bin bilmem ne coins moins hiç umurumda değil. Harbiden bazen çok aşırı mantıksız hareketler oluyor. Biz de şöyle taktiğimizi yavaştan oturtalım. Burada defansif orta saha çok önemli kilit oyuncu olmazsa olmaz. Bak bu adamı koyarsın ofansif orta saha koyarsın sağa sola fark. Bak şöyle bile oynayabilirsin ama bu DOS %100 olmalı. DOS olmazsa sakın kullanma. Vay ben buraya os koyarım. Vay bir şöyle yap oynatırım. Öyle bir dünya yok. Bu defansif orta saha. Bu taktiğin kilit oyuncusu. Eğer sen bu taktik oyuncusunu bu arada TikTok'ta da kardeşime like vuruyorum. O da yayında. Şöyle gelelim. Dizilimimiz yapalım. Bak burada da kırmızı gömülmüş bize. Hücumu en yüksekleri sağa sola attık. Bu adama da idmanda olduğu için koymayacağım. Kaleci de koyduk. Defansif orta saha %100 önemli. Geldim burada.
Kanatları kullan. Orta saha defansa yardım etsin şu anlık. Alan markajı offside. Şu anlık kapalı anlatacağım. Bir daha değineceğim çünkü. 59 baskımız. 67 ofansifimiz ve 77 de hatta bunu 74, 75, 77 yapalım. Sıkıntı yok. Yüksek hızla paslaşmamız da bu şekilde. Özel arkadaşlarım 4-3-3-B kanatları kullan. Orta saha defansa yardım. Baskımız dengeli 59. Stilimiz ofansif 67 ve tempomuz yüksek hızla paslaşma 77. Hakeme göre yemyeşil hakem de çok agresif. Sarı hakem de çok agresif. Mavi de çok agresif. Eğer rakibinizi yeneceğinize eminseniz, rakip ev sahibiyseniz özellikle rakip agresif geliyorsa siz de agresif oynayın. Yeşil hariç, mavi ile sarıda. Ama çok kritik bir maç. Olmazsa olmazlardan biri ise çok agresif vur. Kırmızı kart yersin yemezsin. Bak görüyorsun ben normal oynuyorum ya da kardeşim normal oynuyor. O da gidiyor yani fark etmiyor. Bir yerden sonra taktik maktik alayı hikaye oluyor. Evet burada diğer tüm hakemlerde de normal şekilde mücadelemizi edeceğiz. Kime yapacağız? Ev sahibiz eşitiz. Ne ileri gelirse gelsin bu şekilde. Rakipten 2 rank düşüyoruz. 2 ranktan 7 rankı kadar yükseğe kadar orta saha defansa yardım etsin. Ne ileri gelirse gelsin. 8 rank ve üzeri isek. Mevkiler sabit. Kontra topu uzun topta açıyorsun. Şimdi burada bir içerik daha göstereceğim. Atlamayın patlamayın. Dikkat edin buraya. Bu şekilde kullandık. Yine mahalleye domuz geldi galiba. Köpekler hepsi saldırıyor. Bizim burada diyorlar ki hizmetli domuz geldi. Harbiden baya çok fazla var. Etrafımızda orman olduğu için ve o kadar çok evcilleşmişler ki yani yanından geçiyorsun saldırmıyor. Allah var şimdi. Tabi hepsi değil. Saldırmıyor. Çöplere falan giriyorlar. Şeye giriyorlar. Köpekler bak o gün gördüm bir tane dana kadar harbiden yani rahat 250-300 kilo falan vardır herhalde en liderleri falandı büyük ihtimalle çete başları. İnanın 10 tane köpek havlıyor havlıyor hayvan kafasını yere eğmiş 10 tane hiç tırnamıyor bile o kadar umursamıyor. Evet 8 rank ve üzeri neyle gelirse gelsin kontra atak ve uzun top harici kapattın kontra atak ve uzun top da offside açtın. Şimdi burası tamam. Bir de dur. Deplasmana gittik. Eşit ofansife. Orta saha defansa yardım etsin. Eşit ofansife. 2 ranktan 7 ranka kadar. 8 ranka kadar hatta. 2 ranktan pardon eşit ranktan 8 ranka kadar ofansifler. Yani 4-4-2 4-3-3'lere. Kale şey kanatları kullanma ve paslı oyun oynayanlara eşit ve 7 rank kadar olduğunuzda defansifleri ise 4 rank. Bak 4 rank üstü 4 rank ve üstüyseniz 10 ranka kadar orta saha defansa yardım etsin. 10 rank ve üzerinde mevkiler sabit, kontratak ve uzun topta ofsaytı açtı. Şimdi diyelim ki burayı anladık. Şimdi diyelim ki çok güçlüyüz. Bayağı güçlüyüz rakipten. Çok gol atmak istiyorum bu sefer. Geldim burada şöyle 67. Şuraya 77. Şöyle 67 yaptın. Evde depte fark etmez. Rakibin botsa, rakibin güçsüzse, rakibin yoksa. Özellikle 12 rank ve üstüyseniz, böyle söyleyeyim. 12 rank ve üstüyseniz rakibiniz neyle gelirse gelsin direkt bu şekilde bu formasyonu kullanın. Rakibinizi direkt doğrarsınız. Bu da yine formasyonlarımızın güzelliklerinden bir tanesiydi. 4-3-3-B özel Haziran'ı anlattım. Sen ne yapıyorsun? Like atacaksın. Kullanırsan yorum atacaksın. Harita olacaksın. Ben elimden geleni yaptım. Sıra sizde. Hadi bakalım desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet.